Evet, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber güzel yemekler hazırlayacağız. Bugün neler hazırlayacağız? Bugün ilk önce çok güzel bir tatlımız olacak. Revani hazırlayacağız. Sizler de evlerinizde lezzetli güzel bir şekilde hazırlayacağınız revani tatlımız olacak. Onu hazırlayacağız. Ve onu hazırladıktan sonra bugün taze fasulye çorbamız olacak ve çok kendimize güzel bir çorba yapacağız. Ve çocuklarımıza da ikram edeceğimiz lezzetli güzel bir çorbamız olacak. Onun için de bakalım neler olacak. Sizler de evlerinizde kolay pratik şekilde yapacağınız güzel bir çorbamız olmuş olacak inşallah. Bugün sizlere onun yanında ne yapacağız? Limonlu ciğerimiz var ve güzel bir limonlu ciğer yapacağız. Size de evlerinizde inşallah hazırlayacağınız şöyle yaprak ciğerler olacak ve burada güzel bir ciğer hazırlayacağız. Ve o ciğeri de hazırladıktan sonra 3 tane yemeğimiz hazırlanıp tezgahımızın üzerine çıkmış olacağız. Yemeklerimizi yapacağız. Yemeklerimizi neyle yapıyorduk? Yemeklerimizi anneban ürünlerimizle hazırlıyoruz ve şöyle hem kaşar peynirimiz hem tereyağımız organik ve yumurtalarla beraber kendimize sağlıklı, lezzetli, güzel yemekler yapıyoruz. %100 doğal diyoruz. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Sevgili izleyenlerimiz, kaşar peynirimiz, tereyağımız ve yumurtalarla size de evlerinizde gönül rahatlığı içinde kendinize lezzetli, güzel yemekler ve sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz. Yemeklerimizi neyin içinde yapıyorduk? Yemeklerimizi de şoförün içinde hazırlıyorduk ve şoför geldiğinde sonra sevgili izleyicilerimiz, mutfağımıza kolaylık, ocağı unutuyoruz, fırını unutuyoruz ve güzelce bir şekilde şoförün içinde normal ızgaraları unutuyoruz. Şoförün içinde canımız tost istediğinde, gözlemeli istediğinde, lahmacunla istediğinde, ondan sonra ızgara istediğinde her şeyi yapabiliriz. Sulu yemekler, pilavlar hızlı bir şekilde sadece yapacağımız tek şey nedir? Ön bir hazırlık yapacağız. 2 dakika içinde şoförümüz ısınacak. Ondan sonra şoförün içinde ne yapacağız? Kendimize güzel sunumlar ve güzel yemekler yapmış olacağız. Tabii ki şoförümüzü biz sizlere hediye ediyoruz. Her 2 haftada bir burada çekilişimiz oluyor. Ve bizleri aramayı unutmuyorsunuz. Telefonlarla bizlere ulaşın. İsim, soy isim ama mutlaka isim, soy isim ve telefon numaranızı bırakın. Çünkü bazı izleyicilerimiz soy isim ve numarasını bırakmıyor. Onun için isim, soy isim, telefon numaranızı bırakın. Ve önümüzdeki cuma günü çekilişimiz olacak ve çekilişimizin içinde çıkan izleyicimize bir şoförümüze hediye ediyoruz ve şoförümüzü göndermiş olacağız inşallah. Dilesem şöyle bir şoförümüzü telefon numarasını da verelim. Hem Türkiye hem Avrupa ulaşabileceğiz numaramız. Şöyle Türkiye'den de ve Almanya'dan da sevgili izleyiciler, eğer ki almak istiyorsanız ulaşabileceğiniz numaralarımız 0212 bu Türkiye için 0212 671 61 75 0212 671 61 75 nolu numaradan ulaşabilirsiniz. Avrupa ve Almanya için çift 0 49 21 54 47 02 66 10 çift 0 49 21 54 47 02 66 10 Avrupa ve Almanya'da da bu numaradan ulaşabilirsiniz. Şoförümüzü buradan da tedarik edebilirsiniz. Türkiye'de de biliyorsunuz sevgili, daha önce belli mağazalarda satılıyordu ve dünden itibaren Türkiye'deki bütün şoför mağazalarında ızgaramızı, lahmacun makinemizi bulabilirsiniz. Oradan da tedarik edebilirsiniz. Ve iyi günlerde, güzel günlerde kullanmış olun. Bizim de canlı yayın numaramız sevgili izleyicilerim, onu da sizlere verelim. Ondan sonra hemen revani tatlımıza geçelim. Bizim canlı yayın numaramız da hemen 0212 454 55 70 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 nolu numaradan bizlere ulaşın. Sohbet etmek istiyorsanız, yemeklerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız veyahut da şoförümüzün kurasına dahil olmak istiyorsanız 0212 454 55 70 nolu numaradan bizleri aramayı unutmayın. Ve internet üzerinde TGRT Euro sayfasını takip ediyorsunuz ve takip etmeye de devam edin. Hem YouTube hem Google hem de Twitter hesabımız, ondan sonra Facebook hesabımız TGRT EU sayfalarında takip edebilirsiniz. Beni de takip ediyorsanız Şef Abdullah Usta sayfalarında da oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz ilk önce biz ne yapalım? Tatlımızla başlayalım. Şöyle güzelce bir şekilde revani tatlımız olacak. Onu hazırlayalım. Şöyle alt bantta hemen sevgili şöyle sayfalarımız geçiyor. O sayfalar üzerinde de bizleri takip edebilirsiniz. Yemeklerimiz aynı şekilde. Bugün hazırlanan programımız bir sonraki gün YouTube'da yayınlanıyor, Facebook'ta yayınlanıyor, Twitter'da yayınlanıyor. Oradan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Biz o zaman hemen revanimizin listesi hazırsa onu alalım. Güzelce bir şekilde revani tatlımızı yapalım. Revani için neler kullanıyoruz? Sevgili izleyenlerimiz 5 adet aneban yumurtamız var. Yumurta kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar unumuz var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 paket hemen kabartma tozumuz var. 2 paket vanilya kullanıyoruz.
Bir adet limon kabuğu kullanacağız. Tabii siz isterse portakal kabuğu da karıştırabilirsiniz biraz daha güzel bir aroma vermesi için. Ondan sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağımız var. 50 gram kadar Hindistan cevizimiz var. 1,5 su bardağı kadar irmiğimiz var. 5 adet anabar yumurtamız var. 2 su bardağı kadar un kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Yarım paket kabartma tozumuz var. 2 paket vanilya kullanıyoruz. 1 adet limon kabuğu kullanıyoruz. Yarım su bardağı kadar sıvı yağımız var. Ondan sonra 50 gram kadar Hindistan cevizimiz var. 1,5 su bardağı kadar irmik kullanıyoruz. Şerbetimiz için de sevgili izleyenlerimiz hemen 3,5 su bardağı kadar su kullanıyoruz. Birebir ölçülerde kullanıyoruz. 3,5 su bardağı kadar da toz şekerimiz var. 3,5 su bardağı kadar su, 3,5 su bardağı kadar veya da siz 4-4 de yapabilirsiniz. Toz şeker kullanırsınız. Bir dilim de taze limon veya da limon suyu da kullanabilirsiniz. Öncelikle geniş bir kabımızı içine yumurtalarımızı kıracağız. Onu iyice bir çırpacağız. İçine sırasına göre şekerimizi, ondan sonra yağımızı, unumuzu, irmiğimizi hepsini içine ilave edeceğiz. Kabartma tozumuz, vanilyamız ve limon kabuğuyla beraber güzelce bir şekilde karışacak. Ondan sonra herhangi bir tepsimiz yani harcımızı alacak bir şekilde tepsimiz olacak. Onun içine ilave edeceğiz. Altını yağladıktan sonra fırına göndereceğiz. Fırında yavaş yavaş pişecek. Sizler 150 dereceyle fırına gönderin. O güzelce bir şekilde hem kabaracak hem de daha iyi bir şekilde pişmiş olacak. İyice bir piştikten sonra şöyle toparlandıktan sonra ondan sonra ayrı bir tenceremizin içine şekerimizi hafif biraz karamelize edeceğiz ve suyumuzu içine ilave edeceğiz. Limonla beraber o da güzelce bir şekilde kaynayacak. Tatlımızı aldıktan sonra üzerine bolca şerbetimizi ilave edeceğiz. Bir saat veya da yarım saat bir şerbetini çektikten sonra ondan sonra dilimleyip afiyetle yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir revani tatlımız olmuş olacak inşallah. Biz de şöyle hemen yavaş yavaş başlayalım hazırlığımıza. Tabii ki sizler eğer ki biraz daha fazla da yapmak istiyorsanız malzemenizi biraz daha çoğaltabilirsiniz. Hemen biz de şöyle sevgili izleyenlerimiz kendimize dedik ki bugün güzel bir revani yapalım. Öncelikle şöyle geniş bir kabımız onu alacağız. Tatlımıza başlamadan önce şerbetimizi hazırlayabiliriz. Biraz hafif bir karamelize edeceğiz. Şöyle ocağımızın şekerimizi. Ocağımızın altını açtık. Ayrı bir kabımızın içine toz şekerimiz. 3,5 su bardağı kadar toz şekerimiz hazır. Onu ben herhangi su falan bir şey koymadan onu şöyle güzelce bir şekilde gönderdim tencereme. Yavaş yavaş şöyle renk almaya başlasın, karamize olsun. Ondan sonra biz de geniş bir kabımız alalım. Ondan sonra şöyle bir tane de çırpma telimizi alalım. Hazır. Yavaş yavaş işlemimize başlayalım. İlk önce yumurta. Anaban yumurtamız. Buradan sevgili Mevlüt ve Oruç abime de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Mevlüt Aydoğdu'ya ve Oruç Bey'e. Buradan selamlar olsun. Şöyle güzelce bir şekilde organik yumurtalarla kendinize lezzetli, güzel bir tatlı hazırlamış olalım. 5 adet yumurta dedik. Yumurtamızı. Bu kekte de aynıdır. Yani çok iyi bir şekilde şöyle yumurtamızı çırpalım ki hem daha güzel bir şekilde harcımız hazırlansın. Kekimiz de olursa, revanımız da olsa iyice bir kabarsın diye. Yumurtalar beyazlaşana kadar çırpmaya devam ediyor. Şöyle köpük köpük olsun. Yavaş yavaş şöyle güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Ondan sonra kabartma tozumuzu ilave edelim. Daha baştan hem daha iyi bir şekilde dağılmış olsun hem de güzelce bir şekilde şöyle iç içe dağılmış olsun ve kabarmaya başlasın. Hemen kabartma tozumuzu ve vanilyamı içine ilave ettim. Yavaş yavaş şöyle güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Kenara alacağım ben şöyle biraz. Ondan sonra rendemizi alalım. Hemen rendemizi aldık. Dilersek portakal kabuğu da kullanabiliriz. İstersek limon kabuğu da kullanabiliriz. Güzel bir lezzet, güzel bir aroma katması için şöyle güzelce bir suyunu kullanmayacağız. Sadece kabuğunu. Yavaş yavaş. Bunları hemen limon kabuğu da güzel bir revanimize lezzet katacak, tat katacak. Onun için sizler de elinizin altında varsa mutlaka şöyle bir tane limon kabuğunu değerlendirin. Tatlımız daha lezzetli olacak ve daha güzel şekilde
hazırlanmış olacak. Ve tatlımızı yerken o limon kabuğu damağımıza daha farklı bir aroma ve lezzet katacak. Onun için unutmadan kullanabiliriz. Şimdi hazır limon kabuğumuz güzelce bir şekilde rendelendi. Bunu içine ilave ediyorum. Onu güzelce bir şekilde içine ilave ettikten sonra tekrardan çırpalım. 5 adet yumurtamız, kabartma tozumuz ve de vanilyamız içine ilave edildi. Hop, şekerimiz. Tekrardan şekerimi ilave ediyorum. Onları öyle güzelce bir şekilde yumurtalar, limon kabuğumuzla beraber iyice bir karıştıralım. Tekrardan iyice bir çırpmaya başladık. İyice bir çırptıktan sonra şöyle irmiğimiz, 2 su bardağı kadar unumuz ve de yağımız. Yağımızı da ilave edelim. Yarım su bardağı kadar sıvı yağımız. İçine güzelce bir şekilde ilave ettik, karıştırdık. Ondan sonra 1,5 su bardağı kadar irmik. Onu da içine ilave ettik. Şekerimiz de yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Biz de bu arada suyumuz şöyle yaklaşık 3,5 su bardağı kadar suyumuz. Şekerimiz güzelce bir şekilde renk almaya başladı. Karamelize olmaya başladı. Ondan sonra suyumuzu şöyle hafif biraz daha renk alsın. Bismillah dedik ve yolladık suyumuzu. O güzelce bir şekilde şöyle bir hemen ufak bir karıştıralım. İlk başta biraz topaklanışabilir. Kesinlikle korkmayacaksınız. O kaynadıkça yavaş yavaş kendini bırakacaktır. Şöyle güzelce bir şekilde kaynamaya devam etsin. Onun içine limonumuz. Bir dilim limon demiştik. Şöyle parça limon da atalım. Beraber iyice bir kaynasın. Biz de revanimizi yapmaya devam edelim. Yumurta, toz şekerimiz, vanilyamız, kabartma tozumuz, yağımız ve de irmiğimiz. Hepsini şöyle geniş bir kabımızın içinde iyice bir çırpıyoruz. Pürüzsüz bir hal alana kadar çırpmaya devam ettik. Ondan sonra unumuz 2 su bardağı kadar un. İlk başta unu gönderdik. İlk başlarda biraz yavaş yavaş karıştıracağız. O toparlandıktan sonra tekrar da hızlı bir şekilde karıştırabiliriz. Şöyle yavaş yavaş. Öncelikle unumuz karışsın. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde kenarlarını da toparlayalım. Evet, şimdi toparlandıktan sonra yavaş yavaş karıştırabiliriz. Kenar kısımları da aynı şekilde toparladık. Revani tatlımız hazır. Harcımız hazırlandı. Ve harcımız hazırlandıktan sonra şöyle bir ziyan olmasın diye çıkma telimizi güzelce bir şekilde hazırladık. Ufak şöyle bir tepsimizin içine ve hatta alacak şekilde biraz daha fazla yapacaksa tepsimizi biraz daha büyük tutabiliriz. Sevgili izleyenlerimiz, harcımızı alacak şekilde şöyle tepsimize minik biraz da yağımızı ilave edelim. Onu bir fırça yardımıyla beraber sürelim. Hafif şöyle güzelce bir şekilde tepsimizi de yağladık. Öncelikle yumurta, 5 adet yumurta dedik. Yumurtayı güzelce bir şekilde hemen çırptık. Ondan sonra sırasına göre tekrardan içine toz şekerimi ilave ettim. Onu da iyice bir çırptık. Vanilyamız, kabartma tozumuz, ondan sonra sıvı yağımız, irmiğimiz, unumuz, hepsini içine ilave ediyoruz. Bir adet limon kabuğunu içine ilave ediyoruz. İyice bir çırptık. Şöyle tepsimizi toparlayalım ziyan olmasın diye. Bunu hafif böyle güzel bir şekilde revani tatlımızı değerlendirelim.
İsterse şöyle eldivenle de toparlayabiliriz veya bu şekilde de hazırlayabiliriz. Ziyan olmasın. Bunu şöyle güzelce bir şekilde aldık. Kabımız içine böyle hafif toparlayacağız. Evet. Hazır. Şimdi biraz harcımızı tepsimize ilave ettikten sonra onu şöyle hafif biraz toparlayalım. Kenarlara doğru da şöyle yayalım. Hop. Hazır. Bu tarafta da aynı şekilde gelsin. Güzel bir revani tatlımız hazırlansın. Yarın da sizlerle beraber kendimize güzel bir aşure hazırlayacağız. Şöyle bu güzel Muharrem ayında da ne yapacağız? Kendimize güzel bir aşure hazırlayacağız. Evet. Hemen hazır. Şöyle kaşımızı da kaldıralım. Tatlımız hazırlandı. Fırınımız biz önceden altını açmıştık. Biraz ısınması gerekiyordu. Fırınımız da güzelce bir şekilde ısındıktan sonra biz yavaş yavaş tatlımızı fırına gönderelim. O güzelce bir şekilde bir toparlansın ve yavaş yavaş kabarmaya başlayacak, pişecek. En son olarak üzerine şekerimiz, şerbetimiz ilave edilecek. Şöyle hazır fırına doğru gidiyoruz. Fırınımıza yolladık. Biraz düşük bir dereceyle başlayacağız. 150-160 dereceyle başlayacağız. Biraz şöyle kabarsın. İyice bir toparlansın. Ve toparlandıktan sonra derecemizi tekrardan 200 derece veya 220 derece alabiliriz. Şöyle hazırladık. Altını da açtık. Yavaş yavaş pişmeye başlasın. O pişerken şerbetimiz göz atalım bakalım ne durumda. Hemen renk olarak çok güzel sevgili izleyenlerim. Yavaş yavaş kaynamaya da başladı. Şöyle kıvamını da güzelce bir şekilde bulacak. Ondan sonra tatlımız çıktıktan sonra bolca üzerine ilave etmiş olacağız inşallah. Şimdi biz de kendimize tatlı hazırladık. Tatlımız hazırlandı ve fırına gitti ve fırında yavaş yavaş pişmeye başladı. O fırında yavaş yavaş pişerken biz de sizlerle beraber hemen tekrardan ne yapalım? Kendimize güzel bir çorba hazırlayalım. Dilerseniz çorbamızda da neler yapacağız? Hemen ona bir göz atalım. Listemiz gelsin. Ondan sonra hemen taze fasulye çorbamızı hazırlayalım. Taze fasulye çorbamız için de sevgili izleyenlerimiz neler kullanıyoruz? 300 gram kadar taze fasulyemiz var. Şöyle bir çay bardağı kadar bulgurumuz var. Pilavlık bulgur kullanıyoruz. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız var. 3 yemek kaşığı kadar aneban tereyağımız var. 4 su bardağı kadar tavuk suyumuz var. Tavuk suyu kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanıyoruz. 300 gram kadar taze fasulyemiz var. Ondan sonra bir çay bardağı kadar bulgur, pilavlık bulgur kullanıyoruz. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız var. 3 yemek kaşığı kadar aneban tereyağımız var. 4 su bardağı kadar tavuk suyu kullanıyoruz. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanıyoruz. Öncelikle tenceremize tereyağımızı ilave edeceğiz. O güzelce bir şekilde eriyeceğiz. Soğanımızı ince ince doğrayacağız. İçine ilave edeceğiz. Fasulyeler, isterse fasulye de önce de ilave edebilirsiniz. Fasulyelerle beraber güzelce bir şekilde kavrulsun. Şöyle toparlansın. Ve o kavrulduktan sonra içine suyumuzu ilave edeceğiz. Ve suyumuzu ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde kaynayacak. Fasulyeler tam pişecek. Ve piştikten sonra içine bulgurumuzu da ilave edeceğiz. Bulgurla beraber iyice bir kaynayacak. Özleşecek. Ve bulgurla beraber piştikten sonra çorbamız hazırlanmış olacak. Ve ondan sonra sizler de afiyet içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorbamız olmuş olacak inşallah. Biz de şöyle hemen ocağımızın altını açalım. O da yavaş yavaş şöyle ısınmaya başlasın. Biz de tekrardan böyle fasulyemiz hazır. İstersek biraz daha fasulyeleri içinde fazla belirgin olmasını istiyorsak biraz daha iri kuşbaşı şeklinde de doğrayabiliriz. İsterse biraz daha ince de tutabiliriz. Fasulyemizi ince ince doğrayalım. Bizlere ulaşacağınız telefon numaramız tekrardan sizlere verelim. 0212 454 55 70 dolu numaradan bizleri takip edebilirsiniz, arayabilirsiniz. Yemekler varsa onun hakkında ulaşabilirsiniz. Ve de şef fırınımızın kurasına dahil olmak istiyorsanız bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi fasulyemiz hazır. Bunu da aynı şekilde. Şimdi genellikle kendimize böyle farklı farklı çorbalar hazırlıyoruz. Bugün de taze fasulye çorbamız olacak. Tabii çorbayı hazırlarken
suyu çok fazla tutmayacağız. Çünkü çok fazla tuttuğumuzda hem çorbamızın lezzeti gitmiş olacak hem de çorbamız çok fazla yaban olacak. Tam da istediğimiz gibi olmayacak. Çorbamızın güzel olması için, kıvamlı olması için ne yapacağız? Mutlaka biraz şöyle katı olması lazım. Yani katı değil, çok aşırı ne katı olacak ne de çok fazla sulu olacak şekilde çorbamızı hazırlamamız gerekiyor. Tabii ki çorbamızda pirinç, bulgur gibi veyahut da şöyle farklı içinde malzemeler kullanıyorsak, buğday gibi, onlar kendisine has nişasta olduğu için onları biraz koyulaştır. Veyahut da makarna, arpa şehriye veyahut da erişte kullanıyorsak onları biraz koyulaştıracak. Ama çorbamızda böyle eğer ki sebze kullanıyorsak, içine bulgur, pirinç kullanmayacaksak biraz içine un kullanabilirsiniz çorbanızın daha lezzetli ve güzel olması için. Şöyle hafif bir yemek kaşığı kadar unla çorbanızı lezzetlendirebilirsiniz. Unuttunuz, çorbanız hazırlandı. Çorbanıza un vermeyi unuttunuz ve en son olarak baktınız ki çorbanız çok fazla sulu oldu. Bu sefer de ne kullanabiliriz? İçine bir adet, şöyle bir yemek kaşığı kadar hemen nişastamızı hafif bir suyla açalım. Nişastamızı içine ilave edebiliriz, koyulaştırabiliriz. O da güzel bir kıvam katacak ve çorbamız daha güzel olmuş olacak. Eğer ki biz sona doğru çorbamız kaynadıktan sonra unu kaynatmadan veyahut da unu kavurmadan kullanacaksak un kokusu içinde olacağı için çorbamız çok lezzetli olmayacak. Benim idealim en çok güzel yakışan ve hem de güzel bir kıvam katan nişastadır. Size de yardımcı olacaktır nişasta. Bir yemek kaşığı kadar nişastanızı çok hafif bir suyla açın. Çorbanızın kıvamını bulabilirsiniz ve güzel bir şekilde kıvamlı bir hale getirebilirsiniz. Fasulyemiz biraz da ince tutun ki erken pişsin diye, siz de biraz daha ince tutabilirsiniz. Tabii ki evde zamanımız fazlaysa, istersek sevgili izleyelim biraz daha, eğer ki iri kuşbaşı şeklinde de doğramak istiyorsak doğrayabiliriz. Tenceremizde şöyle güzel bir şekilde ısınmaya başladı tenceremiz. Tereyağımızı da gönderelim. Hemen tereyağımızda 2 veya da 3 yemek kaşığı kadar tereyağı bize yetecektir. O da şöyle yavaş yavaş erisin. Biz de fasulyelerimize doğrayana kadar. Ve bir gün sizlerle beraber güzel bir ciğer hazırlayacağız. Limonlu ciğerimiz. Tabii ciğeri yapmadan önce ben hemen dolabımızın buzlu kısmına gönderdim. Daha iyi bir şekilde doğramam için sevgili izleyenlerimiz, siz de aynısını yapabilirsiniz. Kasapta ince zarını aldıktan sonra tabağın içine bırakalım güzelce bir şekilde. Dolabımıza gönderelim. Biraz şöyle kendini toparlasın. Ondan sonra hem doğraması daha rahat olacak hem de daha iyi bir şekilde işlemimizi yapmış olacağız. Siz de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Fasulyemiz hazır. Şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Fasulyemizi güzelce bir şekilde bir hazırladıktan sonra şöyle bir kabımızı içine bıraktık. Bir adet soğan, hemen tereyağımız eriyene kadar soğanımızı da hazırlayalım. Soğanımızı da çorbada genellikle soğan kullanıyorsak elimizde geldiği kadar, eğer ki blenderdan geçirmeyeceksek sevgili izleyenler, normal hemen kavurup içine fasulyemizi ilave edeceksek soğanımızı çok ince bir şekilde doğrayacağız ki içinde fazla belirgin olmasın. Ama blenderdan geçireceksek veyahut da hemen kıyma makinamıza sebzelerimizi geçireceksek onu biraz daha kalın doğrayabiliriz. Şöyle ince ince soğanımı doğradım. Diğer yarısını da aynı şekilde şöyle ince ince doğrayalım. Bunu da şöyle toparladık. Hazır. Biraz daha soğanımızı inceltebiliriz. Soğanlarımız hazır ve yavaş yavaş tenceremize gönderelim soğanımızı. Hafiften diğer soğanlarımızı toparlayalım ki ziyan olmasın. Şimdi ocağımızın altını biraz daha açabiliriz hızlı bir şekilde. Şu anda şerbetimiz hazır. Güzelce bir şekilde şerbetimiz kaynadı. Altını ben kıstım. O yavaş yavaş kısık bir ateşte pişebilir. Şöyle güzelce bir şekilde kaynasın. Biz de şöyle soğanlarımız dedik. Bizi duygulandıran soğanlarımız yavaş yavaş
kavrulmaya başlasın. Evet. Şimdi soğanlarımız kavrulurken içine taze fasulyemiz hemen 300 gram kadar taze fasulyemiz 4 kişilik bir aile kolaylıkla yetecek. Şöyle rahatlıkla yetecek. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterse biraz daha fazla da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Beraber şöyle güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Çok hafif biraz karabiber dokunabiliriz. Güzel bir lezzet katması için listemizde yoksa dahi çok az bir karabiber içine katabiliriz. Güzel bir lezzet katması için. O iyice bir kavrulmaya başlasın. Bu yavaş yavaş kavrulurken sevgili izleyenlerimiz içine bir iki dilim limon suyumuz. Şöyle hafif fazla kullanmayacağım. Evet. Yeterli olacak. Ondan sonra şöyle bir bulgurumuz en son içine ilave edilecek. Ve tekrardan şöyle biraz daha bunu karıştıralım ve yavaş yavaş kavrulmaya başlasın. Diğer tenceremizde de tavuk suyumuz var. Sizler isterseniz bir tane but da kullanabilirsiniz, isterseniz göğüs de kullanabilirsiniz. Bu arada bir telefonumuz var, bir alo diyelim. Hem de yavaş yavaş fasulyemiz kavrulsun. Alo. Alo, selamun aleyküm Abdullah Hocam, nasılsın? Aleyküm selam, aleyküm selam Hülya ablam, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Önce kameramanlarımıza. Allah razı olsun. Görünmeyen kahramanlarıma. Sonra görüntü yönetmenlerimize ve de sana kalbimden kalbimizi sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun, sağ olasın. Bize de sevgi saygılar. Benim ses yankı yapıyor galiba ya. Benim ses yankı yapıyor. Benim televizyonun sesi kapalı ama benim telefonumun bir sorun var. Bilemiyorum yani. Tam sesinde bile bir hafif bir yankılanma oluyor ama Hülya ablam nasılsın? Durumu nasıl? İnşallah iyi de durumunuz. Çok iyi bir tanecim. Sen nasılsın? Allah razı olsun, sağ olasın. Böyle sesinizi duyduğumuza daha iyi olduk. İnşallah sizler de iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Sizi gördüm daha iyi oldum. Allah razı olsun. Çok güzel yemekler yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben yemek tarifi almak için değil, sizi seyretmek için seyrediyorum. Sizi sevdiğim için arıyorum. Allah razı olsun. Hayır. Çok teşekkür ettim. Yemek Allah razı olsun. Hayır. Çok güzel yemek yapıyorsun. Allah güzel razı olsun. Çok güzel. Biraz önce tatlıyı kaçırmışım. Son anda açtım. Neler koyduğunu herhalde sunumun sonunda söylersek. Tabii ki. Tabii ki. Ben hemen birazdan neler yaptığımızı sizin için ben anlatayım. Şimdi aklımızda. Efendim buyurun. Şimdi bu hani lahmacun makinesi var ya. Evet. Şimdi bu önce büyük varmış, küçük varmış. Sizin oradaki büyük mü küçük mü? Şimdi bizde lahmacun makinesi 3 türde var. Bir normal, bunun bir ufağı var Hülya Hanım. Bir bu var orta boy olarak. Bir de büyük dediğimiz şu. En büyüğü bu lahmacun makinamızın. Şöyle bir arkadaşlar bir yakın bir detay alsınlar. En büyüğü o. Bir de bunları bir orta, evet, bir ufak bir boyu var. Kuzeli Bey'in hanımınla görüştüm ben. Görüştüm Allah'ın altında derse önümüzdeki bir hafta 15 sene içinde ona para göndereceğim. Bana hesap numarasını isteyeceğim. Fiyatını öğrendim. İsteyeceğim. Göndermeyecekler. Şimdi gerçi biz alt band hem telefon numaramızı verdik. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hem Almanya hem Türkiye için. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kuramımızın içine de dahil olun. Efendim? Kuzeli Bey'in hanımınla görüştüm diyorum. Onun hanımınla numarayı verdiler. Onun hanımının cep telefonundan görüştüm. Gönderiverdik bana önümüzdekilerde. İnşallah inşallah şöyle aldığınızda şöyle güzel yemekler yapın ve resimlerini de çekin. Aynı bizim burada hazırladığımız yemekler bizimle beraber tamam. Siz de hazırlayın. Resimleri de çekin bize yollayın. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sanatçımız Ali Avni gelmeyi düşünmüyor. Ben onun hastası oldum. Ben iyi biliyorum o gelmiyor diye. Şimdi Hülya abla biliyorsun biz bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Ali Bey evet biraz yoğunluğu var.
İnşallah tabii ki ben ona da söyledim. İlerleyen günlerde eğer ki müsait olursak, çünkü bize biliyorsunuz genellikle bizde de konuklar oluyor, sanatçılar oluyor. Onun zamanı olduğu zaman bizim zamanımız olmuyor, bizimki olduğu zaman onun olmuyor. Öyle bir şey var ama inşallah ilerleyen zamanlarda bir gün şöyle denk getirsek Ali abiyi de ben çağıracağım. Ben de Ali abiyi çok seviyorum, biliyorsun Ali abi bir de ezan... Ben onu kime benzetiyorum biliyor musun? Rahmetli Ölen Taner Kemer'i benzetiyorum. Sesi o kadar kadife gibi. İstanbul Beyefendisi. Onu çok seviyorum. Çok, sizin gibi değerli o da benim için. Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum. Sizi fazla meşgul etmeyelim. Sizi çok seviyorum. Abdülhamdan. Allah razı olsun. Çok sizin teşekkür ederim. Kameramanlarınızı, görüntü yönetmenlerinizi, görünmeyen kahramanlarınıza. Sana da saygımdan kalbini sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla rast gelin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Buradan hem biz de size... Ekim selamı var. İşiniz. Aleyküm selam. Başım gözüm üstüne. Buradan bize de size sevgi ve selamlar olsun. Hem size hem eşinize hem Ödemiş'e hem de İzmir'e selamlar olsun. Şöyle bize yavaş yavaş soğanımız, fasulyemiz kavruldu. Sevgili Yunus'um. Revani tatlımızı gösterebilir miyiz Yunus? Yunus da bugün evde apar topar çıkmış herhalde. Annesi cebine makarna falan, köfte falan bir şeyler doldurmuş. Elini attı cebine makarna falan çıktı ama o da herhalde apar topar çıkmış sevgili kardeşim. Sevgili Yunus'um o zaman biz şöyle hemen... Kesinlikle Yunus, ben yemeği fazla yapıyorum güzel kardeşim. Burada bol bol yiyebilirsin, sıkıntı yok. Sen yeter ki gel buraya. Çünkü bazen böyle onun da okulu var, zamanı olmuyor. Sen gel, ben burada güzel kardeşim için sana bol bol yemeklerimizden ikram edeceğim. Şöyle sevgili yemeğimiz. Evet, çorbamız, yavaş yavaş soğanımız. Ondan sonra taze fasulyemiz kavruldu. Onlar iyice bir kavrulduktan sonra şöyle biraz karıştıralım. Tabii ki sizde biraz daha fazla... Çorba yapmak istiyorsanız biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Yaklaşık 4 kişi veya 5 kişi böyle yetecek kadar çorbamız mevcut. Şöyle Yunus'um, eğer yakın detay alamıyorsan dışarı çıkaralım revanimizi. Olur mu güzel kardeşim? Şimdi sevgili izleyicimiz, 160 dereceyle tabii ki bizim çok fazla zamanımız olmadığı için şöyle bir hemen gösterelim revani tat. Aslında normalde dışarı çıkarmamamız gerekiyor ama siz de görün diye. Tatlımız hazır. 160 dereceyle ben fırına göndermiştim. O güzelce bir şekilde toparlandı. Şimdi 200 derece alabiliriz. İyice bir şöyle pişmeye başlasın. Ve programımızın sonunda revanimizi alacağız. Üzerine bolca şerbetimiz hazır. Şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. O yavaşça şerbetini çekecek. Ve şerbetini çektikten sonra ondan sonra güzelce bir şekilde biz ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Tatlımızın sunumunu yapmış olacağız. Şimdi sizlerle beraber ben hemen şöyle bir dolabımıza bir göz atacağım sevgili izleyenlerimiz. Dolabımızı açalım. Ciğerler hazırlandı. Dolabımıza gönderdik. Dolabımıza iyice bir dondu. Şöyle hemen sadece ince ince doğrayacak şekilde, güzelce bir şekilde şöyle toparlandı. Görüyorsunuz. Hemen hafif biraz şöyle dondu. Güzelce bir şekilde donduktan sonra ondan sonra bunun ince ince kesmesi de bizim için daha rahat olacak ve daha güzel olacak. Ciğerleri güzelce bir şekilde ince ince yaprak şeklinde keseceğiz. Ondan sonra limonumuz olacak ve baharatlarımız olacak. Onlarla beraber hazırlayacağız. Şefrin içinde pişireceğiz. Ondan sonra tatlımız olacak ve yanında çorbamız olacak. Biz de çok kısa bir ara yiyeceğiz. Reklama gideceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Reklamdan sonra sizlerle beraber ciğer hazırlayalım. Reklamlar. Evet, biz de yavaş yavaş şöyle limonumuzun kabuğunu güzelce bir şekilde bir rendeleyelim. Güzel bir aroma, güzel bir lezzet katacak. Şöyle ciğerler hazırlanacak güzelce bir şekilde. Şöyle limonlu ciğer sizlerle beraber hazırlamış olalım. Güzelce bir şekilde. Bir adet limonumuzun kabuğu hazır, rendelendi. Şöyle biraz yer açalım. Izgaramızın altını açalım. Izgaramız da ısınmaya başlasın. Hemen çorbamız içinde şöyle güzelce bir şekilde çorbamız kaynıyor ama sevgili izleyenlerimiz, biz revani tatlımızı alalım. Kendimizi sağlama alalım. Tatlımız güzelce bir şekilde şerbetini çekmeye başlasın. Of, çok güzel bir şekilde nar gibi kızarmış. Revani tatlımız hazır. Ondan sonra şerbetimiz hazır. Sevgili Yunus'um, akşam giderken sana şöyle bolca ayıracağım tatlımızdan eve götür.
Ama cebine doldurmayacağım. Kablarımız var güzel kardeşim. Bu da kabların içine doldurabilirsin. Şöyle. Şerbetimiz de çok güzel oldu. Bolca. Şöyle. İlave edin. Hemen bolca şerbetimizi de üzerine ilave ettik. Şöyle bir kenara alalım. O yavaş yavaş şerbetini toparlamaya başlasın. Güzelce bir şekilde hazırlansın. Şimdi tatlımız hazır. Güzel bir renk aldı. Şerbetimiz güzel oldu. Onu güzelce bir şekilde şöyle yavaş yavaş hazırlansın. Çorbamızda tavuk suyumuzu içine ilave ettik. Ve güzelce bir şekilde soğanımız, taze fasulyemiz kavruldu. İçine biraz tuzumuz, yetecek kadar tuzumuzu da ilave edelim. Ve tuzumuzu ilave ettikten sonra onu da iyice bir karıştıralım. Bulgurumuz, hemen bir çay bardağı kadar bulgurumuzu içine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş bir karıştırdık. Altını da kısalım. Kısık bir ateşte programımızın sonuna kadar kaynamaya devam etsin. Çorbamız iyice bir özleşsin. Evet, şöyle bir telefonumuz var. Ondan sonra ciğerin listesini alalım. Hem de güzel bir şekilde kendimize ciğer hazırlayalım. Evet, alo. Evet, alo. Abdullah Bey. Buyur efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ olasın. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah izah versin, yok. Ya ben şimdi bir şey mi, kendi bacak kanadımı sipariş vereceğim. Kanadımı. Arkadaşlar, sesi biraz yükseltebilir miyiz? Kendi bacak, onu ben çok seviyorum. Yani o da çok da iyi yani. Değil mi? Evet. İnşallah tabii ki. Şimdi isim alabilir miyiz rica etsem? Mehmet Emin Kalender. Mehmet Emin Bey. Aslında şimdi bizim çok kısıtlı bir süremiz olduğu için bazı şeyleri çok fazla burada hazırlayamıyoruz. Ama inşallah nasıl yapıldığını ben size bir anlatayım. İstersen biraz sonra sosuyla ilgili malzeme... Yok, anlatmaya çalışıyorum. Yok, ben görsem daha iyi olacak ama... İnşallah. O zaman... O zaman biz şöyle yapalım. İlerleyen programlarımıza önümüzdeki haftalarda ben sizin için hazırlayayım burada. Evet, siz de görmüş olun. Çok teşekkür ettim. Allah razı olsun. Nereden arıyorsunuz? Kocaeli merkezden. Kocaeli'den. İzmir tarafında. Evet. Çok güzel. Ben de burada hem size hem ailenize sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bizden başka bir istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ben haber için çeşitim. Oradan bilgi verdi bana. Biz de sıraya koyuyoruz. Biz gönderiyoruz onları dediler. Çok teşekkür ederim. Kaldı yani. Bilmiyorum. O zaman şöyle de yapsınlar. Sizin isminizi not alsın arkadaşlar. Şefrımızın da kurasına dahil olun. Tamam, ben verdim. Telefon numarasını da verdim. Tamam, başım gözüm üstüne. İsmimi de verdim. Allah razı olsun. Evet, o zaman biz buradan hem size hem de ailenize sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Başka bir isteğiniz var mı Mehmet Emin Bey? Sizlere kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ olasın. Tamam. Çok teşekkür ettim. Allah razı olsun. Buradan hem size hem de İzmir'de sevgi ve selamlar olmuş olsun Kocaeli'ye de. Sevgili dayım da İzmir Derince'de oturuyor. Biraz da rahatsızdı. Ellerinden öpüyorum. Geçmiş olsun dayıcığım. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşursun. Buradan da senin ellerinden öpüyorum. O da İlimtepe'de oturuyor. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi limonumuz, kabuğunu güzelce bir şekilde rendeledik. Yağımızı ilave ettik ama biz listemizi hemen bir alalım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Karabiberimiz, biraz da içine kekik güzel bir lezzet katacak. Evet. Baharatlarımız hazır. Listemiz de hazırsa listemizi alalım. Ondan sonra güzelce bir şekilde şöyle ciğerimizi hazırlayalım. Evet, limonlu ciğer şişimiz için sevgili izleyenimiz neler kullanıyoruz, hangi malzemelerimiz var? Sizler de evlerinize kolay, pratik, rahat bir şekilde hazırlayın. Çok lezzetli bir ciğer olacak. Limonla beraber hazırlayalım. 500 gram kadar dana ciğerimiz var. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul, biber, kimyon kullanıyoruz. Bir adet kuru soğanımız var. Ondan sonra 2 diş sarımsak kullanıyoruz. Bir adet limon kabuğumuz var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 2 adet domates, 3 adet karışı biberimiz. İsterse içine de kullanabilirsiniz. İsterse yanında da közleyebilirsiniz. Hemen tekrardan bir daha
verelim. 500 gram kadar dana ciğerimiz var. Bir tatlı kaşık kadar tuz, karabiber, pulver, kimyon, 1 adet kuru soğanımız var. 2 diş sarımsak, 1 adet limon kabuğu kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 2 adet domates, 3 adet de karışık biberimiz var. Sosumuz için de sevgili izleyenler kullanıyoruz. Hemen sosumuz için 1 yemek kaşığı kadar salçamız var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar anebon tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver. 1 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar anebon tereyağımız var. Tereyağı kullanacağız. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve pulver kullanacağız. Öncelikle ciğerleri hazırlayacağız. Yaprak bir şekilde, çünkü arkadaşlar biraz yaprak şeklinde çok sevmişler, hoşlarına gitmişler. Ben hatta 1-2 tane sizlere şiş şeklinde de hazırlayacağım. Güzelce bir şekilde ciğeri hazırladık. Hazırladıktan sonra sosumuz hazırlanıyor. Sosumuzu da hazırlayalım sizlerle beraber. Hemen ciğeri güzelce bir şekilde hazırlayalım. Ondan sonra sunumunu yapmış olalım. Hemen 1-2 tane şöyle sevgili izleyenlerimiz ufak nüminelik. Genellikle arkadaşlar yoğunlukta yaprak şeklinde istedikleri için biz o şekilde hazırladık. Baharatlarımızı ilave ettik. Limon kabuğumuz hepsi içinde hazır. İçine güzel bir lezzet katması için 1-2 diş sarımsak kullanabilirsiniz. Bunu şöyle biraz ezelim. Yavaş yavaş. Sarımsağımız hazır. Sizler biraz daha ciğeri yarım saat bir dinlendirebilirsin, marine edebilirsin. Tabii ki kestikten sonra o şekilde de kullanabilirsin. Soğan, istersek soğanı şöyle sevgili izleyicilerimiz ortadan ikiye bölelim. Izgarada da eğer bekletmek istiyorsak ızgarada da pişirebiliriz bu şekilde. Şöyle ızgaramız da ısındı. Bu arada da bir telefonumuz var. Alo diyelim. Alo. Alo. Merhabalar. Alo. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Abdullah Usta'm, sizleri çok özlüyoruz. Çok seviyoruz. Allah razı olsun. Görünen görünmeyen bütün kahramanlara sevgi selamlarımı söylüyorum. Size de sevgiler sunuyorum. Allah razı olsun, sağ olsun. Çok teşekkür ettik. Hamile Hanım nasılsınız? Tanıdınız mı? Daha önce aradaydım ben. tanıdım. Hamile Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Engelli çocuğum var falan diyordum. İyiyim, çok şükür iyiyim. Allah şifa sizleri versin. Sizleri izliyorum. Nereye gidersem bir saat 4'te eve geliyorum sizi izlemek için. Allah razı olsun, sağ olasın. Çok teşekkür ettim. Çocuğunuz nasıl, o da bizleri izliyor mu? İyi izliyor o da. Ben İsim de, neydi o zaman? Abdullah Usta deyip duruyor. İsmini bir alabilir miyim rica etsem Hamile Hanım? Sinan Kuzucu. Sinancığım, böyle kocaman seni öpüyorum. Cenab-ı Mevlam sana inşallah tez zamanda şöyle güzel bir şekilde sağlıklı, güzel ve sağlığına kavuşmuş olursun. Buradan seni kocaman da öpüyorum. Amin. Çok teşekkür. İnşallah. Çok teşekkür. Aslında çok özür dileyerek bir şey soracağım. Estağfurullah, buyurun. Geçen cuma günü çekilişimiz oldu muydu, olmadı mıydı? Tam alamadım sesini. Cuma günü çekilişimiz oldu mu olmadı? Ben onu elektrikten kestik de. Çekilişimiz oldu. Sevgili Nevzat'ın isim bir bakabilir miyiz? Kime çıkmıştı? Evet, geçen hafta. Bir Kerim'de bir öğrenebilir miyiz? Hamile Hanım, ben yanılmıyorsam size çıkmış olabilir. Çünkü ben de aklımda öyle bir şey kaldı ama tam bir arkadaşlar bir öğrensin de bir iki dakika bekleyebilir misiniz? Tamam, beklerim. Tamam, arkadaşlar hemen bir öğrensinler. Tamam. Hani benim de ismim vardı da acaba diye merak ettim. çünkü ben de aklımda öyle kalmıştı. Elektrikler kesildi bizim de. Tabii ızgaramız. Evet, ben de öyle biliyorum. Arkadaşlar bir içeride bir baksınlar. Hamile Kuzucu diye biliyorum. Bir baksınlar çünkü Antalya diye benim aklımda kalmıştı. Ha. İnşallah size çıkmışsa ben daha çok fazla sevinirim. İnşallah. Peki hani çocuğa çok şey istiyorum ben. Çocuk için. Efendim? Izgarayı çok seviyor. Tavuğu da ızgarayı çok seviyor. Onu yapmak için inşallah çıkar diyordum. İnşallah. Şimdi sevgili Kerim kardeşim hemen bir baksın. Ondan sonra bir geçen hafta. Çünkü ben de hatırladığım kadarıyla siz olmanız gerekiyordu. Bir arkadaşlar bir baksınlar. Ondan sonra İnşallah tamam, şöyle kesin, tamam. Sevgili Sinan'la beraber güzel yemekler hazırlamış olursunuz. İnşallah. Her gün diyor zaten anne ben bundan istiyorum, anne bundan istiyorum deyip duruyor. İnşallah şöyle onun şansına çıkmış olsun. Şöyle bakalım. İnşallah çıkmıştır inşallah. Peki bizim burada yapmış olduğumuz yemekler, siz de orada burada, gerçi bizim hazırlamış olduğumuz yemekleri evde yapıyor musunuz? Ben çok meraklıyım, aşırı derecede meraklıyım. Ondan sonra siz yapıyorsunuz, listeyi alıyorum. Ondan sonra hemen gidiyorum, malzemeyi alıp gelip
yapıyorum. Çok güzel, çok güzel. Sevgili Hamire Hanım, güzel ablam, baş tacım. Hediyemiz efendim size çıkmış. İnşallah iyi günlerde, ya, güzel günlerde kullanın. Yapma ya, bu kadar. Evet, hediyemiz. Bu kadar olur ya. Çünkü... Allah'ım çok sevindim ya, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah onu bu hafta içi paketlenecek, en kısa zamanda sizde olacak. İnşallah iyi günlerde, güzel günlerde kullanın diyelim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizden Allah iyi günler getirsin. Allah razı olsun. Vallahi ben daha sizden daha fazla sevindim. Şöyle güzel vallahi yavrumuz için de. İnşallah. Yani ben Sinan için sevindim. Yoksa kendim ben... Çok... Çocuk için sevindim. Çocuk için. Evet, ben de burada Sinan'ı çok... öpüyorum. İnşallah şöyle tamam, iyi aynen günlerde, güzel günlerde kullanın. Tamam. Var mı bir isteğiniz, tamam, bir arzunuz? Yok sağ olasın, Allah razı olsun. Her gün takip ediyorum zaten. Saatinden önce gelip oturuyorum. Allah razı olsun buradan size, Sinan'a, ailenize ve bütün Antalya benden de sevgi ve selamlar olmuş olsun. Tamam oldu, sağ olun. Öpüyorum hepinizi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettik. Sağ olasın sağ efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet. Sağ. Şimdi sevgili izleyenlerim, biz de yavaş yavaş şöyle biberimizi de közleyelim. Yanında güzelce bir şekilde. Sevgili Sinan'ım, seni kocaman kocaman öpüyorum. İnşallah şöyle canım evlam bir an önce şöyle seni hem sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde şöyle görmüş oluruz. Eğer ki zamanın da olsa programımıza gel. Buradan seni kocaman kocaman öpüyorum güzel kardeşim. Şimdi ciğerler yaprak şeklinde hazırladıklarım güzelce bir şekilde hazır. Onları biz şefırımızın içine dizdik ve yavaş yavaş pişmeye başladı. Şefır dediğimizde sevgilim kolaylık, pratik, hızlı bir şekilde pişirimler demiştik. Şöyle şiş yapacaksak, şöyle şişlerimiz hazır, ciğerler hazır. Şöyle bir saplayalım. Çünkü yağın içine ilave edersek sonra da saplanması biraz zor olacağı için size bu şekilde de hazırlayıp sosun içinde bekletebilirsiniz. Şöyle. Gerçi eldivenle tutması ne kadar şöyle kolaysa ondan sonra içine ilave edelim. Bu da sizler sevgili izleyenlerimiz görün diye hemen örnek olarak hazırlayacağız. Sevgili Şeymacığım, çok mu sabırsızlandı güzel kardeşim? Ben senin için çok fazla hazırlayacağım. Ama bunları Yunus cebine koyacak, eve götürecekmiş. Onun için ben hazırlıyorum sevgili Yunus. Ama nereye gitti o? Güzel kardeşim. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Şöyle yavaş yavaş hemen şişlerimizi hazırlayalım. Şefırın içinde hızlı, kolay, pratik sunumlar dedik. Böyle bir açalım. Hemen alt tarafı daha hızlı bir şekilde pişirdiği için sevgili izleyenlerimiz ne yapabiliriz? Biraz hafif şöyle çevirebiliriz. Üstü çünkü hava aldığı için, açık kaldığı için şöyle bir görelim. Bak görüyorsun sevgili izleyenlerimiz. Saniyesinde, dakikasında hızlı pişiririm dedik. Ve şefırda ne kadar hızlı bir şekilde pişirdiğini de burada görüyorsunuz. Çok fazla bekletirsek yanacağı için ne yapacağız? Hızlı bir şekilde şöyle bir çevirelim. Bunu da aynı şekilde çevirdik. Hazır. Bunlar da hemen bir dakika içinde ciğer yapmanın zevkine varmış olacaksınız. Şimdi güzelce bir şekilde hazır. Biz de şişlerimizi hazırlamaya devam edelim. Şöyle. Bunu da sevgili Şeyma kardeşim için sade hazırlayalım. Bir tanesini de. Böyle güzelce bir şekilde hazırlansın. Hop. Evet. Şöyle. Son kalan. Bu yeterli olacak. Şimdi şöyle tezgahımızı bir toparlayalım. Hemen bunları da bir alalım şöyle arka tarafa. Bir suya atalım. Tezgahım çok fazla dağınık olduğunda ben biraz rahatsız oluyorum. Onun için tezgahı toparlamam gerekiyor. Şimdi eldivenimizi değiştirelim. Çorbamız hazır. Çok fazla su olmayacak çorbamızda. Şöyle bunları da hafif yavaş yavaş karıştıralım. Hop. Bol limonla beraber güzel bir şekilde şöyle ciğerler hazırlanacak. Şöyle. Hop. Hazır. Yanına sebze istiyorsak sebze de bol bol közleyebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Canınız sebze istediğinde kendinizi sebzeden mahrum etmeyeceksiniz. Güzelce bir şekilde tabaklarımız da gelsin. Sevgili Yunus'um seninkiler burada. Bunları sen cebine koyacağın için biraz daha şöyle ufak şişlerle hazırladın. Şimdi hazır. Alalım şöyle kenara. Minik minik
Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenler, ne kadar kolay, ne kadar pratik bir şekilde bizleri uğraştırmadan evimize rahatlık, kolaylık gelecek ve evimizde kendimize güzel ızgaralar yapabiliriz. Şoför dediğinde kolaylık olacak ve rahatlık olacak. Şöyle Şeyma kardeşim için hazırladığım, sevgili Yunus için şişlerimiz de hazır. Hop. Ondan sonra bunu şöyle bir kenara alalım. Soğanlarımızı yanına bırakmıştık. Onlar güzelce bir şekilde pişiyor. Yanına domates közleyelim. Güzel olacak. Kaç tane sebzemiz gelsin. Evet, kenarına. Türk milleti olarak biraz sebzeyi fazla sevdiğimiz için yanında sebze de közleyebiliriz. Biberimiz hazır. Bir iki tane Charleston biberimiz ve sivri biber de kullanabiliriz. Hop, gelsin bunlar da. Hemen şoförde görüyorsunuz sevgili izleyenler. Sadece yapmanız gereken tek şey ne yapacağınıza karar verin, hazırlayın. Ondan sonra şoförün içinde güzelce bir şekilde pişirin. Biz de yavaş yavaş şöyle bir yemeklerimizi, tabaklarımızın kenarını güzelce bir şekilde hazırlayacağız ama şöyle ben bir tezgahımı toparlayayım. Yanına bir de güzel bir sos hazırlayalım. Salçamızla beraber. Tekrardan eldivenimizi alalım. Öyle. Hazır. Ufak bir içine tereyağımızı gönderelim. O güzelce bir şekilde tereyağımız erimeye başlasın. Altını açalım. Ondan sonra da şöyle tereyağımız hazırdır. Tereyağımızı içine ilave ettik. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacak. Güzelce bir şekilde böyle biz de diğerleri hemen çevirelim. Çünkü hızlı bir şekilde pişirimler dedik. Sevgili izleyenlerimiz şoförle beraber kendimize kolay, pratik, lezzetli, sağlıklı, yağsız ızgaralar demiştik. Hazırlayabiliriz. Kapağını kapatalım. Pişmeye devam etsin. Soğanlarımız herhalde hazırdır. Şöyle bir alalım, sizler de görün. Hop, bunu da diğer tabağımıza. Biberimiz şöyle mis. Diğer biberimiz aynı şekilde hazır. Tekrardan şöyle biraz arkaya doğru bunları alalım. Kapağını kapatıyoruz. Pişmeye devam ediyor. Ufak bir tavamızın içine tereyağımızı ilave ettik. Ufak bir parça soğanımız. Soğanımızı ince ince doğrayalım. Bunu güzelce bir şekilde böyle hazır. Soğanımızı, tereyağımız eridikten sonra içine ilave edelim. Güzel bir lezzet ve aroma katsın. İçine bir diş sarımsak kullanabiliriz. Şöyle fazla olan soğanlarımızı kaldıralım. Bir diş sarımsağımız. Onu da inceltelim. Hazır. Yolladık. İçine bir tane biber yakışacak ve güzel bir aroma katacak. Böyle biberimiz hazır. İstersek sivri biber, istersek Charleston, istersek kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş soğanımız sotelenmeye başladı. Çorbamız hazır. Onun altını kapatalım. Çok fazla çorbamıza su kullanmadık ama siz istersen biraz daha su fazla kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hemen biberimiz biraz daha şöyle inceltebiliriz. Sevgili muhteşem Candan Bey'e ben buradan sevgi ve selamlarımı göndereyim. Bütün sanatçılarına buradan sevgi selamlar olsun. Elanu Plan sahibi sevgili muhteşem Candan'a buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Ferdi Gürses'e selamlar olmuş olsun. Sevgili Saray Nur Hanım'a
Ben burada selamlarımı göndereyim. Onlar da bizleri izliyorlar. Onlara sevgi ve selamlar olmuş olsun. Yavaş yavaş biberimiz ve de soğanımız közlenmeye başladı. Hop. Domatesimiz közlendi. Hazır. Böyle hazır. Diğer domatesimiz hazır. Biberimiz hazır. Böyle biraz da tabağımıza güzel bir görüntü oluştursun diye bunu da ilave ettik. Böyle tabağımızı süsleyelim. Evet, sivri biberimiz bu da hazır. Tabağımıza güzel bir renk kattı. Domatesimiz hazır. Ciğerler güzelce bir şekilde biraz daha kenarlarda kızartabiliriz. Bunları da çevirelim. Her şeyi yapabiliriz sevgili izleyenler. Yeter ki dediğimiz gibi hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, pratik bir şekilde sunumlar dedik. Şöyle yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle bir peçete yardımıyla da beraber silebilirsiniz. Yani böyle ciğerler pişti. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz. Öyle görüyorsunuz değil mi? Peçeteyle beraber sileceğiz. Sevgili şöyle Nevzat'ım. Nevzat'ım yarın bizim aşuremiz var. Güzel kardeşim senin için bol bol hazırlayacağım. Hiç heyecan yapma. Yarın senin için bol hazırlayacağım. Şöyle görüyorsun sevgili izleyenlerimiz. Kolay bir şekilde hemen. Şöyle salçamızı da ilave edelim sosumuza. Güzelce bir şekilde hafif sosumuz. Altını biraz kısalım. İçine biraz şöyle suyla, çok fazla su kullanmayacağız. Hafif biraz suyla bunu güzelce bir şekilde karıştırıyorum. Sosumuz yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Altını kısalım. İyice güzelce bir şekilde kaynamaya devam etsin. İçine biraz baharatlımız. Biraz şöyle hafif nane. Biraz da hafif şöyle kekiğimi ilave ettim. Biraz içine dereotumuz, güzel bir aroma, lezzet katması için hemen dereotumuzu da şöyle güzelce bir şekilde dereotumuzu da ince ince doğrayalım. Mis gibi koksun. Şöyle güzelce bir şekilde sosumuz buram buram kokmaya başlasın. Hazır. Hop. Gelsin. Hazır. Bunu hafif şöyle biraz karıştırıyorum. Sosumuz da hazır diyebiliriz. Bir peçete yardımıyla dediğimiz gibi sevgili izleyenler, siz de kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde hemen ciğer hazırladınız ve güzel bir şekilde işleminiz bitti. Ondan sonra dediniz ki canımız tavuk istedi. Ne yapacağız? Şöyle bir peçete yardımıyla dediğimiz gibi silebiliriz. Hemen pırıl pırıl bir şekilde görüyorsunuz temizleniyor. Çok uğraşmadan sevgili Nevzat'ım hemen temizlendi. O temizlendikten sonra şöyle tavuğumuzu alalım. Bunu hafif şöyle açtık. Süteğimiz hazır. Üzerine biraz tuzumuz gelsin. Biraz da üzerine kekik. Hop. Hazır. Minik biraz üzerine sıvı yağımız. Bunu öyle ilave ettik. Çok hafif biraz şöyle karabiberimiz. Biraz da ona yakışacak pul biberimiz. İlave ettik. Şefimiz ısındığı için Bismillah dedik, ters çevirdik. Ondan sonra diğer tarafına minik tuzumu, Nevzat'ın çok sevdiği pul biberi, biraz da güzel kardeşim için kekik ilave ettim. Yapacağınız tek şey kapağını kapatıp ondan sonra çayınızı yudumlayın. O yavaş yavaş pişecektir. Ve böyle tavuklarımız da pişmeye başladı. Güzelce bir şekilde hazırlanacak. Biz de yavaş yavaş şöyle ciğerleri alalım sevgili izleyenlerimiz.
Tabaklarımız hazır, görüyorsunuz. Yaprak ciğerimiz, şişlerimiz hepsi hazır. Revanimiz hazır. Onu da şöyle biraz daha sunumunu yapacağız. Salçamız, sosumuz hazır. Sosumuz da şöyle bol dereotuyla beraber hazırladık. Mis. Şöyle yanına birer kaşık sunum yapabiliriz. Evet. Diğer tabağıma da kenara gelecek şekilde sosumuzu ilave ediyoruz. Ve yavaş yavaş şöyle çorbamıza geçelim. Çorbamız da kaynadı, hazır. Kaşığımızı alalım. Sunum yapacağım tabağımız. Böyle bir iki tane tabaktan alabiliriz. Güzelce bir şekilde çorbamız kaynadı ve kaynadıktan sonra onun sunumuna başlayalım. Hop. Şöyle. Hazır. Çok fazla su kullanmadık sevgili izleyenler. Biz tabii ki örnek olarak gösterdik. Siz de isterseniz biraz daha fazla su kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş. Hazır. Suyla beraber çorbamız da hazırlandı. Kenara alalım. Çorbamız güzelce bir şekilde hazırlandıktan sonra tatlımız, revani tatlımız. Şöyle bir aldık. Onu da şöyle sunumuna başlayabiliriz. Tavuğumuz hızlı bir pişirim demiştik. Ter çevirdik. Pişirmeye devam ediyoruz. Revani tatlımız için de sevgili izleyenlerim şöyle ben bir ufak bir aspartolamızı da alayım. İki tane tabağımız. Sunum yapacağımız tabağımız. Alalım. Bunlar içine sunumumuzu yapabiliriz. Tekrardan tatlımızı keselim. Tabii sizler evde zamanı çok olacağı için biraz daha sizler dinlendirebilirsiniz. Şöyle kenar kısımlar istersek sevgili izleyenler daha farklı bir şekilde de hazırlayabiliriz. Yavaş yavaş. Dilimler istersek biraz daha büyük, istersek biraz daha küçük de kesilebilir. Hazır. Öncelikle şöyle yukarıdan aşağı doğru kesiyoruz. Kenarlarda hafif kendini bıraksın diye şöyle bir topaladık. Ondan sonra diğer köşeler, kenar kısımları şöyle düzgün çıkacak şekilde yavaş yavaş dilimliyoruz. Bunu da aynı şekilde hazır. Kenar kısmı aldık ve şimdi hazır tatlımız. Tatlımız hazırlandıktan sonra ilk başta alacağımız biraz bizleri yorabilir. Şöyle dağılabilir. Hatta onu ne yapacağız? Onu ilk önce bir yavaşça bir alalım. Tatlımız görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Ne kadar güzel bir şekilde şerbetlimiz çekmiş, hazırlanmış. Bu dilimle daha güzel bir şekilde alabiliriz şimdi. Evet, şöyle yavaş yavaş alalım. Sunum yapacağımız tabaklarımızı hemen şöyle doldurduk. Kenara doğru aldık. Bu da aynı şekilde hazır. Evet. Öyle. Hazır. Bunu da kenara alalım. Bir tane daha dilim ilave edersek yeterli olacak. Şimdi tatlımız da hazır. Üzerine Hindistan cevizimiz gelsin. Şöyle yavaş yavaş Hindistan cevizimizi de ilave ettik. Ve neler yaptığımızı hemen bir göz atalım. Tavuğumuzu da çevirelim. Altını hafif biraz kısalım. Ben şöyle bir tezgahımızı alacağım. Ondan sonra hemen neler yaptığımıza bir göz atalım. Evet. Evet şimdi sevgili izleyenlerimiz tezgahımız hazır. Dilerseniz hemen neler yaptığımıza bir göz atalım.
Evet. Önce bir revanimiz gelsin sevgili yönetmenim. Evet, revan için kullandığımız malzemenin 5 adet anebon yumurtamız var, 2 su bardağı kadar unumuz var, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var, yarım paket kabartma tozumuz var. Ondan sonra sevgiliyemiz hemen 2 paket vanilyamız var, 1 adet limon kabuğumuz var, ondan sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağımız var, 50 gram kadar hindistan cevizimiz var, 1,5 su bardağı kadar irmik kullanıyoruz. Şerbetimiz için 3,5 su bardağı kadar su kullanıyoruz, 3,5 su bardağı kadar toz şekerimiz var, 1 dilim de taze limon kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir kabımız içine yumurtamızı kıralım, onu iyice çırpıyoruz. İçine şekerimizi, yağımızı ilave ediyoruz, çırpmaya devam ediyoruz. O iyice bir çırptıktan sonra sırasına göre hemen içine güzelce bir şekilde şekerinizi, kabartma tozunuzu, vanilyanızı ilave edin. Onlarla beraber iyice bir hemen çırpacağız. Ondan sonra güzelce bir şekilde içine hemen irmiğimizi ilave edeceğiz. 2 su bardağı kadar unumuzu ilave edeceğiz. 1 adet limon kabuğunu içine ilave edeceğiz. Onu tekrardan güzelce bir şekilde çırpacağız. Ve güzelce bir şekilde çırptıktan sonra hemen tepsimizin altını yağlayacağız. Tepsimizin içine ilave edeceğiz ve tepsimize ilave ettikten sonra fırına göndereceğiz. O fırında iyice güzelce bir şekilde bir toparlanacak, şöyle bir kızaracak. 150 derece, 160 derece bir kızarsın. Ondan sonra tenceremizin içine şerbetimizi, şekerimizi karamelize edelim. Ondan sonra içine suyumuzu ilave ediyoruz. Bir dilim limonumuzu da içine ilave ediyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra fırında tekrar o biraz kızardıktan sonra, şöyle kabardıktan sonra derecemizi biraz daha arttırıp ondan sonra iyice bir piştikten sonra üzerine şerbetimizi bolca ilave edip ve şerbetimizi ilave ettikten sonra yarım saat, bir saat dinlendireceğiz. Ve dinlendikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir tatlı olmuş olacak. Çorbamız gelsin şöyle. Evet, taze fasulye çorbamız içinde sevgili 300 gram kadar taze fasulyemize, 1 çay bardağı kadar pilavlık bulgurumuzla, 1 adet kuru soğanımız var, 3 yemek kaşığı kadar anebon tereyağımız var, 4 su bardağı kadar tavuk suyumuz var, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Tenceremize tereyağımızı ilave ettik, fasulyelerimizi ince ince doğradık, içine ilave ettik, güzelce bir şekilde kavurmaya başladı. Ondan sonra soğanımızı ince ince doğradık, içine ilave ettik, kavurmaya devam ettik. Çok hafif bir karabiberle beraber kavurduktan sonra 4 su bardağı kadar tavuk suyumuzu içine ilave ediyoruz, tavuk suyuyla beraber bir 10-15 dakika bir kaynaması gerekiyor. 10-15 dakika iyice bir kaynadıktan sonra içine bulgurumuzu ilave ediyoruz. Bulgurla beraber tekrardan bir 5 dakika daha kaynayacak, 5-10 dakika kaynayacak. En son olarak da içine tuzumuzu ilave ediyoruz ve iyice bir güzelce bir şekilde kaynayacak, bulgurlar pişecek ve çorbamız hazırlanmış olacak. Tabii istersen biraz daha sulu da sizler bırakabilirsiniz. Kaynadıktan sonra afiyetle içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorbamız olmuş olacak inşallah. Şöyle ciğer için hemen neler yaptık ona da bir göz atalım. Limonlu ciğer şiş için sevgili izleyen biz 2 farklı türlü yaptık. Hem şöyle yaprak halinde hem de şiş halinde hazırladık. Bunun için neler kullandık? 500 gram kadar dana ciğerimize 1 tatlı kaşık kadar tuz, karabiber, pul, biber, kimyon, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 adet limon kabuğu, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet domates, 3 adet karışık biber kullanıyoruz. Sosumuz içinde 1 yemek kaşığı kadar salça, 1 yemek kaşığı kadar anebon tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biber kullanıyoruz. Öncelikle ciğeri hemen dolaba gönderdik zarını aldıktan sonra. O biraz şöyle güzelce bir şekilde donacak. Çok aşırı bir şekilde de olmayacak. Ayrı bir kabımızın içine hemen yağımızı ilave edelim. Limon kabuğunu içine ilave edelim. Tuzumuzu, karabiberimizi, kimyonumuzu, pul biberimizi hepsini içine ilave ettikten sonra sarımsakla beraber güzelce bir şekilde hemen sosumuz hazırlanacak. Etlerimizi ince ince doğradıktan sonra isterse yaprak şeklinde, isterse şöyle kuşbaşı şeklinde doğrayıp içine ilave edeceğiz. Etlerimizi içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde yaprak şeklinde olanları şefırımızın içinde pişirdik. Ve şişlerimizi sapladıktan sonra aralarında biberlerimizi güzelce bir şekilde saplıyoruz. Ondan sonra onları da pişiriyoruz. Kenarına da tereyağımızı erittik, salçamızı kavurduk, baharatlarımızı ilave ettik. Onlarla beraber kendimize güzel bir sos hazırladık. Sosumuzu da yanına ilave ettikten sonra bolca şöyle közlemiş olduğumuz sebzelerle beraber ciğerler hazırlandı. Tezgahımızın üzerine süsledik. İnşallah sizler de tezgahınızı, evinizi süsleyip afiyetle yemiş olacaksınız. Biz de böylelikle yavaş yavaş sevgili izleyen programımızın sonuna geldik. Sesimizin gittiği her yerde hem Türkiye hem Avrupa. Biz buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Yarın birbirinden güzel yemeklerimizle burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.